Bir Kebikeş programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Ulaş Sunat'a. Geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları'ndan çıkan Hafızam Çerkezce, Çerkezler Çerkezliği Anlatıyor başlıklı kitap çalışmasını konuşacağız hocamızın. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum katıldığım için. Teşekkürler hocam. Daha öncesinde, 2 yıl öncesinde Elbrus Aksoy'un Benim Adım 1864 Çerkez Hikayelerinden tanımıştık Çerkezleri daha yakından. Ulaş hocamızın Hafızam Çerkezce kitabıyla daha teferruatlı, malumatlı bir bilgi ediniyoruz bu çalışmada. Hocam kitabınızı büyük bir zevkle okudum. Çerkezlere yönelik çok önemli bilgiler öğrendim. Ve en nihayetinde 21 Mayıs 1864 tarihinin onların açısından hem bir soykırım hem de bir göç hikayesini başlattığını görüyoruz. Bu açıdan bu tarihin Çerkez hafızasında nasıl bir yer edindiğine dair bize giriş mahiyetinde bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Çerkezler ana vatanları Kafkasya'dan 1800'lerin başlarının itibariyle yavaş yavaş hareketler başlıyor sıkıntılarla birlikte. 1864'te büyük sürgün. Sembolik olarak 1864 tarihi çok daha kritik bir tarih. Ve hani onun çevresindeki zamanlarda yani 1830'lardan 1878 hatta 1890'lara kadar ciddi bir şekilde Kafkasya'dan ana vatanlarından sürgüne, onların da deyimiyle sürgüne vesile olan ciddi bir hani gene onların son dönemde söylediği gibi bir soykırım hikayesi var ve oradan ana vatanlarından ayrılış hikayeleri var. Ardından Osmanlı zamanı ve Osmanlı coğrafyasındaki imparatorluğun farklı yerlerine iskanları söz konusu. Ve iskanla birlikte aslında o ciddi bir hani coğrafyaya yayılmaları. Biz artık bunu tabii Çerkez diasporası olarak okuyoruz günümüzde. Tabii o zamanlar zorunlu göç, mültecilik gibi terimler ve kavramlar üzerinden yaklaşılmadığı için bu şekilde dillendirilmemişti. Ama günümüzde bu tarihe baktığımızda böyle bir tarih çıkıyor aslında. Bir ciddi bir zorunlu göç hikayesi, bir tarafıyla soykırım tarafları var o tarafta. Ama tabii bunların hepsi bir tartışma tabii şu günümüzden baktığımız noktada. Artı onların iskan durumları var. Tabii bu iskan işte 1864'ü temel alırsak ardından yerinden yeniden edilmelerle de devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini mesela Türkiye'deki Çerkesleri konuşuyoruz tabii. Türkiye'deki Çerkesler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da önemli bir yer alıyorlar ve tarih böyle akıyor. Biz bu çalışmada yani büyük bir saha çalışması aslında bu 2014 yazında ağırlıklı gerçekleştirdik. Köy köy aslında Türkiye'yi Çerkez köyleri ağırlıklı olmak üzere dolaştık. Evet. Bundan bahsederiz. Yani çünkü İskan'da köy önemli bir yerleşim birimi olarak düşünülmüş o zaman ve daha çok köy üzerinde yerleştirmeler olmuş. Ama günümüzde biliyorsunuz çalışmalar daha çok odak İstanbul ve Ankara şeklinde gidiyor mesela. Evet. Ama ben bunun biraz ötesine çıkalım. İstanbul, Ankara'da insanlarla konuşmak yerine biraz taşranın hafızası, Anadolu'nun hafızası, kırsalın hafızası nedir? Orada daha gerçek yerleşik hafızalar olabilir diyerek yola çıktım. Ve ekibimi kurdum. 2014 yazında ekibimde öğrencilerim vardı. 4-5 öğrencimle birlikte yola çıktık ve birçok köy ziyaretiyle saha çalışmamızı, bayağı kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdik. Hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten İstanbul dışında Adana, Sivas, Samsun, Maraş, Tokat, Çorum, Kayseri gibi yerlerde yaşları 80'i aşkın ve 18 arasında değişen bir yaş
grubu ile görüşmeler yapıyorsunuz daha doğrusu, geniş bir yaş grubuyla. Bunu da ifade edelim. Şimdi hocam, ben şunu öğrendim aslında sizin çalışmanızda. Çerkezlerin hikayesi sadece onların hikayesi değil. Sizin ya görüşmecileriniz aslında 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında Anadolu'da meydana gelen birçok acıya da tanıklık yapmışlar ve kendileri de aslında bu acıları yaşamış insanlar. İşte onların balık yememelerinin aslında göçleri esnasında Karadeniz'de dökülen Çerkeslerin anısına hürmeten böyle bir kürtlerin olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu tabuların olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda Çerkesler sadece kendisini değil, aslında bu topraklardaki farklı unsurlara bakışları, onların acılarını da yansıtıyorlar sizinle olan görüşmelerinizde. İşte Alevilere bakışını görüyoruz, Kürtlere bakışlarını görüyoruz. Ve birçoğunda da aslında şunu görüyoruz. 1915'te Ermenilerin yaşadıklarını onların hafızasından dinliyoruz. Bu açıdan sizin saha çalışmasında belki de bu kitaba yansımayan farklı anlatılara tanık olduğunuz söz konusu oldu mu? Kitapta 30 tane öncelikle en yaşlıdan başlayıp en gence kadar anlatıları ortaya koyduk. Sözlü tarihin yani kişinin o anlatısına hürmet etmeyi önemli bulduk, onu söyleyeyim. Bir böyle bir kısmı var, bir de analiz kısmı var kitapta bulabileceğiniz. Şimdi tabii yani biz de ilk sahaya gittiğimizde yani karşılaşmaları bekliyorduk ama bu kadar zengin bir karşılaşmayı sunabileceğimizi tahmin etmiyorduk. Öyle değil. Çünkü sonuçta biz Çerkez'e gittik. Çerkez'in hikayesini dinlerken tabii ki bunun izole bir hikaye olmadığının farkındaydık ama bu kadar zengin, bu kadar aslında o karşılaşmaları hala hafızasında çok yerleşik bir şekilde yaşayan insanların bize bunu açık açık anlatmalarını sağlayabileceğimizi yani sağlayalım istemiştik ama hani bu kadar başarılı olacağını bu çalışmanın gene de hesaba katmamıştık diyeyim. Şimdi sahaya gittik ve sahada bütün sözlü tarihin gereklerini uygulamaya çalıştık. Bu bizim başarımızın belki de anahtarı buydu. Bir de tabii yani ben Çerkes değilim. Ekibimi de öğrencilerim Abazası, Ermenisi, Kürdü, Alevisiyle çok kültürlü, çok etnik yapılı görüşmecilerden oluşan değişik bir öğrenci grubuyla yaptık bu sahayı. Bu sahanın bir zengin tarafı da budur. Hem bu öğrencilerim dönüştü, hem saha dönüştü, hep birlikte dönüştük. Bir kere bunu söyleyelim. Umuyorum ki okuyucu da bu şekilde dönüşebilir. Çünkü karşılaşmaların kendisi bize tokat gibi çarptı diyebilirim sahada. Yani bunu bu kadar açık açık anlatan, kendi hikayesini bu kadar açık sunmaları bizim için çok değerliydi. Onu söyleyeyim. O yüzden görüşmecilerimize minnettarız. Ve onlar bize aslında Anadolu'nun ne kadar zengin, etnik olarak ne kadar zengin, çeşitliliği ne kadar içinde güzel barındırdığını gösterdi. Hem söylemlerde çok sert söylemler de var. Hani farklılar vuran, yumruk atan söylemler de var. Ama bunun kendisini görmek bile bence önemliydi. O açıdan bize tarih açısından çok önemli önemli bilgiler veriyor. Bunu söyleyebilirim. Yani resmi tarih, milli tarihin çok daha çeşitli olduğunun izini bu kitaptan sürebilirsiniz. Öyle diyebilirim. Hocam şunu da görüyoruz bu kitapta, aslında Çerkezlerin korkularına da yakından tanık oluyoruz. Ve bu korkuların Osmanlı'dan günümüze, Cumhuriyet'e kadar daha doğrusu intikal eden yönleri söz konusu. Yani sizin de demin ifade ettiğiniz gibi Türk milliyetçiliğini daha önemseyenler olduğu gibi tamamen buna karşı çıkanlar da var içerisinde. Dolayısıyla burada hali hazırda bir eklemlenme sürecinin hala inşa edildiğini ya da devam ettiğini görüyoruz.
Bu açıdan çalışmanız demin de ifade ettiğiniz gibi sahanızda farklı etnisitelerden gelen insanlarla gitmişsiniz. Kürtlere antipati duyanlar kadar sempati duyanların, Alevilere antipati duyanlar kadar sempati duyanların da, onlara yakınlık duyanların da olduğunu görüyoruz. Aslında homojen bir Çerkeslikten ziyade farklı düşüncelerde, siyasetlerde bir Çerkes toplumunun olduğunu görüyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen aslında iki uçlu bir Çerkes toplumu da var. Yani bir tarafta Kafkaslar'da kalan akrabaları hala Hristiyanlığı sürdürürken, Anadolu'ya gelenlerin İslami yönlerinin çok güçlü olduğunu da görüyoruz. Ve kitabınızda yaptığınız görüşmelerde bu da çok açık, net bir şekilde görmekteyiz. Acaba Anadolu birçok topluluk açısından özellikle 19. yüzyıldan son kale, gidilecek son yer olarak görüldüğü için işte sürgünlere, soykırımlara maruz kalan topluluklar açısından Çerkeslerin de bu sürece dahil olma sürecini nasıl tecrübe ettiniz sahada? Bu mülakatlar size neyi gösterdi? Yani çok güzel anlattınız aslında. Gerçekten Çerkesler öyle birçok halk gibi aslında tek tip değil ve hani tek bir homojen söylem göstermiyorlar. Çok çeşitlilik arz eden farklı söylemlerle karşılaşıyoruz. Bu bağlamda da aslında hani hikayeyi tek olarak anlatmak zor ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ciddi bir sürgün hafızası var. Bunun zorlukları ve sıkıntıları olduğunu biz kuşaklar arası aktarımlardan görüyoruz. Bu çok bariz. Yer değiştirmenin o dönemde çok da kolay olmadığını görüyoruz. Bazıları buna sürgün diyor çoğunlukla ama bazı birkaç kişiden hicret denildiğini de duyduk. Yani kitapta da geçer bir iki mülakatta hicret denmiştir o dönemdeki göç hikayesine. Göç çok kullanmıyorlar Çerkesler arasında. Göç çünkü sanki daha gönüllü yapılan bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki yani bu bir çeşit zorunlu göç ama hani onlara göre bunun isimlendirmesi daha sürgün gibi. Son dönemde daha gençler arasında mesela soykırım da çok kullanılan bir kavram. Onu söyleyebilirim. Hikayenin tabii ki bir din tarafı var. Yani o dönemde zaten Anadolu'ya gelmeleri istenen grup daha çok aslında Müslümanlar. Ve hani böyle bir nüfus değişimi hani nüfus mübadelesini biliyorsunuz hani Türkiye'deki Müslüman olmayan nüfusun gönderilmesi ve Müslüman nüfusun alınması şeklinde bir takas. Evet. Mesela bu dünya tarihinde olan bir şey değildir mesela yani Yunanistan tarafıyla yapılıyor. Aslında bir çeşit başka bir yelpazede de burada böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Yani Anadolu coğrafyası biraz bu anlamda bir çeşit sosyal mühendislik yapılmış gibi görünüyor. Çünkü bunun belli anlamlarda daha homojen bir gruptan belki ulus devlet inşasına gidilme ihtiyacı birçok yerde hasıl olmuştu o dönem. Bunların tarihçiler belki bunu daha iyi analiz edebilir. Ama bizim gördüğümüz yani sosyal hafıza bu anlamda tarihe nasıl bakıyor, nasıl anlıyor, nasıl okuyor? Buna baktığımızda da kişilerin bu bağlamda kendilerini daha yakın hissettikleri kimliklere sarıldıkları. Ama mesela bazısı kendisine Çerkes diyor, bazısı kendine Adige'yim ben diyor. Yok yok ben Abazayım diyen var. Ya da ben Çerkes'ten öte Türk'üm diyen de var. Yani Türklüğünü aslında bir nebze öne çıkaran da var. Ya da Müslüman kimliği çok daha önde olan ya da siyasi kimliğini daha ön plana atan. Yani Çerkesler arasında da çok böyle çeşitli, farklı kimliklerin bir araya girmiş olduğunu görüyoruz. Hocam kitabınızın başında da zaten değerlendirmenizde şunu söylüyorsunuz. Türkiye'deki klasik diasporalardan hem nicel olarak hem de nitel olarak farklı bir topluluk olarak Çerkesleri seçtim.
Ve Çerkeslerde özellikle kitap içerisindeki anlatılardan şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Onların gelenek, görenek ve adetlerini çok net bir şekilde adeta böyle işleyerek anlatmakta görüştüğünüz kişiler. Ve bunları dile getirirken de aslında bir korkuları var. Geleneklerinin, dillerinin unutulmasına yönelik bir korkuları var. Ama bir yandan da sizin de ifade ettiğiniz gibi genç kuşak içerisinde özellikle son dönemlerde kendisine Kürtleri örnek alarak ya da Kürtler sayesinde, Kürtlerin yaptıkları bu bir takım hak talepleri sayesinde biz de ön plana geldik diyenler var. Bu açıdan Çerkeslerin bu korkularının ne gibi bir yansıması var? Yani geleceğe nasıl bakıyorlar ve şeyi de görüyorsunuz aslında var olan sağ iktidarlara yönelik bir söylem oluşturduklarını da görüyorsunuz. İşte milliyetçilik ve İslamiyet üzerinden aslında şey de var sürekli hani kabul edilmediklerini fakat buna rağmen aslında biz de sizdeniz, biz de bu topraklarda aslında sizinle birlikte yaşayan bu devletin bayrağı altında sizinle birlikte yaşayan bir topluluğuz demeyi sürekli ön plana getiren bir topluluk da görüyoruz aslında sizin çalışmanızda. Buna dair ne söylemek istersiniz? Evet, yani kırılma noktaları var aslında. Bunlardan birisi tabii ki yani bu tarih içinde görülüyor ki aslında Çerkes Ethem. Yani Çerkes Ethem figürü aslında Çerkesler belki halihazırda da zorunlu göçe uğramış yeni mekanda yeni kendine ev kurarken çok da isyankar olmayacak bir grup olarak düşünülebilir. Ama aynı zamanda Türkiye'nin kuruluş aşamasında Ethem Bey'in bir çeşit bir kahramanken yani Kurtuluş Savaşı kahramanlarındayken birdenbire tırnak içinde haine dönüşüyor olma hikayesi ve anlatısı bu aslında Çerkeslerin hep kendilerini bir çeşit aklamaya çalışma ya da bir karşı gelen söylemlerde bir çeşit ona cevap veriyor olmaları gerekti. Ve bu bir çeşit aslında bir çeşit makbul vatandaşa çevirme, Çerkesleri daha makbul vatandaşa çevirme hikayesine de dönüştü gibi görüyoruz. Yani buradaki anlatılardan da ben bunu çıkarıyorum. Ve aslında burada belki biraz hani ne diyelim Çerkeslerin ardından gelen işte ikinci sürgünleri Anadolu'da yaşadıkları mesela kitapta belli yerlerde doneleri var ama yani bu Manyas, Gönen Manyas durumu mesela Evet. ya da işte yani farklı coğrafyalarda yerinden edilme hikayeleri ve bunun anlatıları. Bunların hepsi aslında Çerkesler içinde korku ve konuşamamaya da dönüşmüştü. Ben sahada birkaç görüşmede ciddi yani o kişinin konuşamayışını görüp yani aslında arka plandaki hikayesini biliyordum o kişiye gittiğimde ama onun anlatamayışını gördüğümde gözyaşlarımı tutamamıştım mesela. Karşımdaki görüşmeci yaşı oldukça büyüktü. Kendisi babası Ethem'in yanında olan kişilerden biriymiş ve ondan sonra çok sürgün yemiş. Buna rağmen konuşamıyordu ve yani bu onun hayatında aslında ciddi bir korkuya dönüşmüştü. Onun kendisini böyle görmek ciddi bir üzüntüydü aslında benim için de. O da bana mesela yani bunu hani anlatamamasının kendisinin bir anlamı olduğunu anlamamı istermiş gibi baktı. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Zor yani bu coğrafya farklı bir coğrafya. Bazen sözle konuşuyoruz evet ama sözün ötesinde de duygular aktarılabiliyor. O açıdan sözlü tarihin bu çalışmada çok işlevsel olduğunu gördük. Yani bu anlamda da aslında bize hafızanın Çerkesçe olabileceğini gösterdi. Yani burada aslında bu Çerkesçe biliyorsunuz yani Çerkeslilerde ciddi bir kültürü koruma var Evet, ama evet hocam. dillerini yavaş yavaş nesilden nesile aktaramadıkları için de üzüntü halindeler. Kitabı okuyanlar fark edecektir.
O yüzden aslında biraz özellikle hafızam Çerkesçe dedik. Aslında Çerkesçe aslında Adigece, Abazaca, Kabardeyce farklı kabilelerin dilleri vardır. Şimdi burada Çerkesçe bir bütün aslında. Evet. Yani biraz mecazi. Şimdi hocam, evet, görüştüğünüz kişiler devlet bizden korkmasın, biz bölücü değiliz diyenler var. Din kardeşiyiz ama biz Çerkesiz diyenler var. Ana dil eğitimini savunanlar ama aynı zamanda buna karşı çıkanlar da var. Bu Çerkesler içerisinde görmüş olduğumuz çok farklı eğilimler söz konusu. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi Çerkes Ethem aslında bir yanıyla milli mücadeledeki pozisyonundan ötürü sürekli ve sürekli Çerkeslerin kendilerinin dışlandığını hissettikleri, onun üzerinden hissettikleri ama geri planda da sürekli ve sürekli bir kahraman olarak da onu savunduklarını görüyoruz. Ve aslında orada da şöyle bir inşa var. Bir İsmet İnönü karşıtlığı var ben bu şeylerde görünce. Yani aslında mücadele Mustafa Kemal'le Çerkes Ethem arasında değildi de İnönü'nün işte aslında onu çekememesinden ötürü oluşan ve siyasi rekabete kurban gitmiş birisi olarak görülüyor. Şimdi Çerkesler'de hocam sizin çalışmanızda gördüğüm bir diğer yön aslında çok güçlü bir içine kapanma. Daha doğrusu gelenekselliğe çok güçlü bir vurgu var. Mesela şunu görüyoruz. Ayıp ve utanma kavramlarının aslında onların kültürü, gelenekleri içerisinde yapı taşlarından olduğunu görüyoruz. Bu ayıp ve utanma vurgusu neyi işaret ediyor? Biraz daha açabilir misiniz? Şimdi yani saygı, ayıp çok önemli bir etik çerçevesi var aslında Çerkeslerin yaşamında. Yani tam yazılı değil ama nesilden nesile aktarılan belli ritüellerle de büyümüş ciddi bir sosyal yaşam etiği, kültürü oluşturulmuş. Yani hani düğününden işte büyüğüyle birlikteliğine, büyüğüyle birlikteyken çocuğuna olan davranışıyla, beden diliyle, bedenin eğitimiyle aslında kiminle evlenilip kiminle evlenilmeyeceği. Bu gerçi hani genelde böyle topluluklarda, azınlık topluluklarda kendini de korumak için olur ama Çerkeslerde bu çok daha baskın. Kendi köyünden, kendi kabilenden bile hani kendi şeyinden, sülalenden birisiyle de evlenemezsin. Belli kriterler var. Yani bütün bunlar aslında nasıl diyelim, ciddi anlamda da korunmuş. Yani Türkiye coğrafyasında hatta yani neredeyse karşılaştırdığımızda anavatan Kafkasya'dan Çerkesler için daha fazla korunan yer Türkiye olmuş. Hani bunu şuna benzetebilirsiniz. Türkiye'den Almanya'ya giden işçiler de hani görece geleneksel yaşamlarını orada daha fazla devam ettirirken Türkiye'de kalan o yerdeki insanlar bile kendi kültürlerinden farklılaşmıştır. Bu anlamda da mesela Kafkasya'yı ziyaret edip geldiklerinde ya onlar yeteri kadar kültürü korumamışlar, devam ettirmiyorlar diye kızanlarla karşılaştık. Yani biraz da göçmen oluşun. Yani hala orada bir ana vatan hani oluşu gibi. Ama burayı da vatan yaptık. Yani burası onların vatanı. Yani burada bir sıkıntı yok. Ama böyle kökte o tarafa dair ciddi bir hafıza var. Ve son yıllarda aslında bu Soçi ve işte yeni cumhuriyetler yavaş yavaş orada şekillenmeye başladıkça aslında farklı gençlerin de kimlik politikasıyla birlikte yeni bir kavrayışı var. Bu kitap bunu da yansıtıyor aslında. Çünkü özellikle gençlerin söylemlerinde bu aslında bir mobilize olmaya sebep vermiş durumda. Yani gençler kimlik üzerinden daha mobilize olmaya başladılar. Özellikle dönüm noktası Soçi, internetin hayatımıza iyice yerleşmesi ve bu yüzden aslında farklı ülkelerdeki Çerkes diasporasının yayıldığı, çünkü sadece Türkiye'de değil, farkındaysanız işte Suriye Çerkesleri, Ürdün Çerkesleri, hatta İsrail'de var. Hani böyle büyük bir coğrafya aslında veya dünyanın bir
birçok yerinde de Çerkesler var. Bu network, Çerkes diasporası network'ü büyümüş durumda. Şimdi hocam şunu da görüyoruz çalışmanızda, bu bahsettiğiniz minval üzerine Çerkezler içerisinde aslında bir sosyal tabaka var, tabakalaşma var orada. İşte köle hala işte köle olarak nitelendirilen aileler var, işte evlilikler özellikle dışarıya karşı yani Çerkes olmayanlara karşı kız alıp vermelerde bir nasıl söyleyelim tırnak içerisinde kültürü bozan unsurların olduğundan şikayetçi olanlar var. Mesela Türk gelinlerden rahatsız olanlar var. Çünkü ana dilimizi bilmiyorlar diyorlar. Ve en önemli unsur olarak da aslında bir görüşmecinizin mekansal olarak bir homojen olmama halinde şikayet ettiğini görüyoruz. Yanılmıyorsam Adana'daki bir görüşmeciniz. Yani işte diyor ki burada Kürtler bir arada homojenler ama biz değiliz. Biz her yere dağıldık. Bu mekansızlık da onlar nezdinde böyle bir Kafkasya'ya bir özlem, özellikle de bu son dönemlerde işte gidip gelmelerden ötürü bir özlemi ön plana getiriyor mu? Evet, yani evet bu vurguyu da unutmuştuk, onun da altını çizelim. Çerkesler köylere iskan kadar aynı zamanda dağınık iskan edilmişler. Yani hani biz araştırmaya mesela ben Samsun'dan başladım. Samsun'dan çıkıp Tokat, Çorum, Kayseri, Sivas, Kayseri böyle aşağı kadar aslında hep böyle bir Çerkes köylerinin olduğunu gördük Hatay'a kadar. Ardından öbür taraftan bakınca işte Bandırma, Balıkesir, işte Çanakkale, Eskişehir buralarda ciddi Çerkes nüfusları var ve Çerkes köyleri var. Yani böyle bir hatta ilk başta baktığınızda ta o zamanlar yerleştirildiğinde neredeyse bütün Türkiye'de var. Ama tabii kendi yaşadıkları iklim ve coğrafyaya uymayan yerleri terk etmek gibi bir şeyleri de var. Yani ilk yerleştirildikleri yerde kalmamaya da çalışmışlar. Eğer coğrafyayı ve iklimi beğenmiyorlarsa. Çünkü o dönemde sıtma da çok yaygın. Bu yüzden bazı yerleri beğenmeyip daha kendilerini yeşil ormanlara yakın yerlere atmaya çalışıyorlar. Şimdi bu da aslında bütün bu dağınıklık onları tek tutmaya yetmemiş ama onların ciddi bir kuvvetli tarafı var, birliktelik tarafları. Ben bunun yani analizimde onu anlatıyorum. İki sebepten kaynaklandığını düşünüyorum. Onlar Çerkes köyünü çok iyi korumuşlar ve köylerini hani o şey derler ya hani uzakta orada uzakta bir köy var gitmesek de görmesek de. Çerkesler o köyleri var ve o köylere gidip geliyorlar. O hafızayı yaşatıyorlar. Yani evet köyden kente göç etmişler ama köyü bırakmamışlar. Köyü izole kendilerinden yabancı kılmamışlar ve köylere düğün sebebiyle, köylere festivaller sebebiyle bir şekilde köyleri şehirde de olsalar hayatlarında bir yer etmişler. Hakeza cenazeler öyle... değil mi hocam? Efendim? Cenazeler hocam o da mesela. Evet. Evet. Bir şekilde evet. Kitapta. Yani bu da aslında köy ötesi bir yaşamın köy mekanı üzerinden kurgulandığını gösteriyor. Hatta ben buna şey diyorum yani köy makalemde görebilirsiniz kitabın sonunda var. Aslında bir çeşit köy şehre gitmiş Çerkez için ana vatan gibi oluyor yavaş yavaş. Yani oraya özlem oluyor aslında. Hani Çerkeslik orada akıyormuş gibi. O anlamda Çerkesler köylerine sahip çıkıyorlar. O mekanlar evet yani coğrafya olarak birbirinden dağınık da olsa ciddi bir aralarında ilişki ağları var. Yani köyler arası network de var. Ve bu işliyor hala. Farklı Çerkes köyleri birbirlerinin düğünlerine gidebiliyorlar hali hazırda. Çok uzak olmalarına rağmen. Böyle bir birliktelik. Bunun da en büyük taşıyıcısı aslında Çerkeslerin dernekleri. Çerkesler dernekleri üzerinden çok kuvvetli bir yapıya sahipler. Bunun da altını çizmek lazım. Aslında sivil toplum geleneği Çerkeslerde Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en dominant etnik kimliği anlamı yani bu etnik kimlik en domine sivil toplum kullanımını gerçekleştirmiş. Sivil toplum katılımıyla hayata entegre olmuşlar diyebilirim.
Son olarak hocam şunu sorayım. Aslında görüşmecilerinizde şöyle bir özlem de var. Çerkesler temsil edilmek isteniyor. Evet, bir sivil toplumları çok güçlü. Bu temsil edilme ihtiyacı hangi alanlarda özellikle kendisini gösterme? Yani Çerkesler bugün siyasette özellikle parlamentoda ya da farklı kanallarda kimliklerini ve temsiliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar mı? Birkaç yıl önce bir parti girişimi oldu. Böyle bir çoğulcu hareket, böyle bir küçük bir girişim oldu diyebilirim. Ama çok ileriye gidemedi. Zaten Türkiye gündemi de buna izin vermiyor o kadar. Ama hani bireysel tekil örnekler var siyasetin içinde. Onun dışında aslında ta kuruluştan itibaren böyle devletin önemli kademelerinde Çerkeslerin olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Yani her zaman hem askeriyede hem devletin normalde birçok farklı etnik kimliğin giremediği bazı departmanlara Çerkeslerin girebildiğini de biliyoruz. Hani bu anlamda gerçekten heterojen bir grup olduklarını gene altını çizebiliriz. Yani bazıları çok dışlanırken bazıları çok daha işin içine girmiş yani. Devletle çok yakın teması olan Çerkesler de var. Ama böyle bir geniş bir ağ, onu söyleyebilirim. Evet, bu hafta Ulaş Sunatay'la Hafızam Çerkesçe kitabı üzerine konuştuk. Bu çalışmada Çerkeslerin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu'ya olan göçleriyle buradaki serancamları yapılan görüşmeler yapılan kişilerin ağzıyla teferruatlı bir şekilde anlatılmakta. Bu kitapta Çerkeslerin gelenekleri, görenekleri, özlemleri ve halihazırdaki durumları kadar aslında komşu oldukları diğer toplumların tarihine dair de birçok şeyi göreceksiniz. Hocam programımıza katıldığınız için ve böyle renkli ve zevkli bir sohbeti gerçekleştirdiğimiz için size, bizi izleyenler adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel böyle bir imkan sunduğunuz için kitabı tanıtabildik. Okurlarıma sevgiler. İyi günler, sağ olun hocam. İyi günler.